bana şişt. Ben de şöyle geçen maçta beraber yapıyorum. Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Hadi bakalım, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Tebrik ederim. Kaç hata var? Hata var bir dersin. Abi bakalım. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Hoş geldiniz. Ziyarette Başkan Başdeğirmen ve kulüp temsilcileri bugüne kadar şehre kazandırılan spor yatırımlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nurettin Akgül, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in spora en büyük destek veren başkanlardan birisi olduğunu belirtti. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Spora en büyük desteği veren başkanlarımızdan birisiniz. Amatör kulüplere yaptığınız yardımdan dolayı size kulüpler adına teşekkür ederim başkanım. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bugüne kadar şehre kazandırdıkları spor yatırımlarından bahseden Başkan Başdeğirmen, iki UEFA standartlarında farklı mahallelere semt sahaları yaptıklarına da değinerek, bu çalışmaları artıracağız. Gençlik ve Spor Bakanımızın hibe desteğiyle de önümüzdeki yaz aylarında 10 adet daha semt sahası kazandıracağız dedi. 5 yıllık görev süremizin bir ayı kaldı. Bir ay sonra bizim 5 yıllık görev süremiz doluyor. Yeniden bir 5 yılın dönemi başlayacak inşallah. 31 Mart 2024'teki seçimlerle. Bizler de yeniden 5 yılda beraber olmak için talip olduk. Burada bizim konumuzla alakalı, şu anda burada oturan arkadaşlarımızla alakalı konulara kısaca değinerek bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 tane UEFA standartlarında halı saha gece aydınlatmalı. 22 tane mahallelerimize semt sahası yaptık ve gece aydınlatmalı sahalar yaptık. Yazın havalar iyi olduğu zamanlar, hatta şu anda bile gece geç vakitlere kadar ışıklar açık görüyorum sahalarda ve aileler kapının önünde tel örgünün dışında izleyerek çocuklarını takip ediyorlar. Akşam sabah havada çok soğuk olmayınca onlarla gidiyor. Bu bizi mutlu ediyor tabii ki. Bazen bakıyoruz, baba oğul, anne çocuk sahanın içindeler. Bunlar bizim mutlu olduğumuz çalışmalar. Yaptığımız işin önemli olduğunu ve tüm insanlarımızın buradan istifade ettiğini görüyoruz. Onun için bunu çoğaltmamız lazım. Çoğaltmak için de geçtiğimiz hafta içerisinde Spor Bakanımızdan şehrimizin değişik yerlerine 10 tane daha semt sahası yapılmasıyla alakalı müsaade istedik. Sağ olsun hibe desteğini verdi, müsaadeyi onayladı. Önümüzdeki yazın Rabbim nasip eder de göreve gelirsek 10 tane daha semt sahası kazandıracağız şehrimizin değişik yerlerine. Fatih Mahallesi Spor Kampüsü içerisinde yarı olimpik yüzme havuzuyla kapalı spor salonu bulunduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, göreve geldiklerinde bu spor tesislerinin bir tanesinin bile olmadığını söyledi. O UEFA standartlarının içerisinde yapmış olduğumuz iki tane stadın bir tanesi Fatih Mahallemizde. Bunun içerisinde hep açılışta sizleri de davet ettik, beraber olduk. Bir tane yarı olimpik yüzme havuzumuz, bir tane de kapalı spor salonumuz vardı. Bu saydıklarımız biz göreve gelmeden önce Isparta'mızda olmayan şeylerdi. Ne bizim semt sahamız vardı, ne iki tane UEFA standartlarında sahamız vardı, ne yüzme havuzumuz vardı, ne de kapalı spor salonumuz vardı. Biz 3 tane kapalı spor salonu yaptık. Bunun bir tanesini belediyenin bünyesinde tuttuk. 2 tanesinde birini Sidre Okulu'na, birini de İMKB Okulu'nun bahçesine yaptık. Ya onları da bugüne kadar örneği olmayan şeylerdir. Belediye olarak bu tür şeylerde hiçbir zaman hiç belediye yapmaz okulların içerisine. Bunlar milli eğitimin vazifesidir ama bizler çocuklarımızı daha çok sporun içinde tutabilmek için bu mücadeleleri vererek altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. O kapalı spor salonları olmasa biz çocuklarımızı direkt
sahaya alamayız. Orada kendi aralarında koşuyorlar, oynuyorlar, sahaya alışıyorlar, salonlara alışıyorlar. Oraya voleybol filesi koyuyoruz. Onunla oynarken sahaya dışarıya çıkıyorlar. Ondan sonra yüzmeye başlıyorlar falan. Biz bir kombin haline getirdik bunu. Çok şükür bundan da çok büyük faydalar görüyoruz. Fatih Stadımızda projede tek tarafında 1000 kişilik bir tribün varken rakip takımın seyircisinin oturabileceği bir tribün istendi ki müsabakalar yapılabilsin. Ve biz de o tribünü karşı tarafına yaptık. Müsabakalar yapılmaya başlandı. Fatih Mahallesi Spor Kampüsü'nün yanında amatör sporcu evi yaptıklarına da değinen Başkan Başdeğirmen, bu bölgede 50 sporcunun konaklayabileceği bir alan olacağını ifade etti. Şimdi amatör olunca bu sizin için değerli. Siz çünkü birçok şeyde zorluk yaşıyorsunuz. Dışarıdan gelen futbolcuları yatıracağınız yer yok. Veya yatılı gelen illerden, ilçelerden gelen oyuncularımızı muhafaza edebileceğiniz bir yer yok. 50 sporcumuzun yatabileceği bir otel haline getiriyoruz. 3 tane blok var orada. Birinci blok 50 sporcumuzun kalacağı alan. Diğeri dinlenme tesisleri, öteki diğeri de yani dinlenme tesisleri deyince kafesi, yemesi, içmesi, oturup eğlenmesi gereken yerler. Üçüncü yerde sizlerin kullanabileceği alan, yöneticilerin kullanabileceği alanlar. Bu inşaatımız yarıya geldi zaten, %50'yi geçtik. Bitmek üzere yakın zamanda 6 ay içerisinde bunu bitirip hizmete geçireceğiz. Bu da Fatih Spor Kompleksi'nin yanında. Bunlar şehrimize spor anlamında kazandırdığımız kısaca söyleyebileceğim çalışmalar. Hani bir 3-5 dakikada anlatılıyor ama tabii ki 2,5 yılımızın çoğunu da bunlara ayırdık. Isparta Spor'la amatör spor kulüplerine de destek verdiklerini vurgulayan Başkan Başdeğirmen, belki de tarihinde Isparta Belediyesi'nin ilk kez amatör spor kulüplerine maddi destekte bulunduğunu söyledi. Isparta Spor'a destek veriyoruz da amatöre vermiyor muyuz? Belki de tarihinde arkadaşların söylediğinden biliyorum. İlk kez belediye amatör kulüplere para veriyor. Vermeye de devam ediyor. Bundan da biz mutluyuz, memnunuz. Sizlerin bu giderlerinizin bir kısmını da karşılamamız gayet güzel bir şey oldu. Sizlerle bir toplantı yapmıştık sezon öncesi. 25'er bin lira sizlere bu destek verecektik tüm amatör kulüplerimize. Katılıp katılmayacağı belli olmayan bütün takımlarımıza ilk etapta 10'ar bin lira. İkinci sezon başladığında da sezona katılan, oyun oynayan takımlara da 15'er bin lira vereceğimizi söylemiştik. Amatör spor kulüpleri yöneticileri tek tek söz alarak Başkan Başdeğirmen'e spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Bizlere değer verip buralarda bizim sorunlarımızı dinlediğiniz için ve çözüm getirdiğiniz için teşekkür ederiz. 5 yıl önce yine bizlerle bir toplantı yapmıştınız ve biz de dertlerimizi sunmuştuk. Ben not aldım. Birçok şey gerçekleşti. Amatör sporcu evi projenizi açtım önümde, çok güzel, mükemmel bir şey. Yani sizin demin beyan ettiğiniz ya, amatör dışarıdan gelen sporcular kalacak diye. Hani burası hep bir söylenti vardı, Isparta Spor'da kullanacak falan diye. Ama şu açıkladığınız proje herhalde oraya kanalize olacak. Isparta Spor çok güzel olur. Her şey için de teşekkür ediyoruz. Ben buradaki kişilerin birçoğunun sporcuların siyaset üstü olduğunu, yani bizim siyasetimiz olmaz, partimiz olmaz, sizlerin de siyaset üstü bir başkan olduğunu bilerek bu konuda en azından sporda rakipsiz olduğunuzu söylemek istiyorum. Şimdiden de hayırlı olsun diyorum gelecek dönem. Isparta sporumuza yardımlarınızı biliyoruz. Konuşurken de onları söylediniz biraz. Ama daha çok da bizim altyapımıza da siz çok yardım ediyorsunuz ve destek veriyorsunuz. Başka türlü de zaten biz bu işi de yürütemeyiz. Allah sizden razı olsun. Davraz Gençlik Spor Kulübü Başkanı İlhan Karakoyu da Başkan Başdeğirmen'in çalışmalarını takip ettiklerini belirterek sporda rakipsiz olduğunuzu söylemek istiyoruz görüşlerinde bulundu. Başkanım, çalışmalarınızı da takip ediyoruz. Isparta için bulunmaz bir nimetsiniz şu an için. Yani spor camiası olarak da, kentsel olarak da. Şimdi Güller Diyarı derginizi aldım başkanım. Bir Davraslı olarak 18. sayfaya kadar geldim. Emre Spor'un, Emre'deki tesisimizin fotoğrafları, Fatih'teki tesisimizin fotoğrafları gördüm. Gurur duydum. İnşallah. Teşekkür ederiz her şey için.